İstanbullu ne ister? Hep eşit fırsatlar sunan bir memleket ister. Sayınızı bu gibi ve kariyer aracılığıyla başlayın. Tam da istediğimiz o. Unutulanları hatırlayan bir yönetim ister. Hayatında ilk defa bir büyükşehir belediye başkanı geldi. Burada halkı ciddiye aldı, muhtarları ciddiye aldı. Çalışmalar yapacağını söyledi ve başlattı. Annelere çocuklara değer veren bir hizmet anlayışı ister. Babam bana hiç süt alamamıştı, bana süt getirdiniz diyenler oldu. İnan o zaman duygulanmıştık. Araca bindiğimde ağlamıştım. Herkese aynı kalitede hizmet sunan bir yönetici ister. Evet, Cemre'nin hakkı. Cemre'nin hakkı. Tamam, harika. İkizlerim var. Hayal ediyorum onlara birer tane oda yapmak için. Kızım diyor pembeye boya. İnşallah. Kalıcı ve hızlı çözümler ister. Geçen sene yağdığında bura 2 metreye geçkin bir su dolmuştu. Ondan sonra çalışmalar yapıldı. Geçen hafta da bayağı şiddetli, geçen seneki gibi bir yağış oldu. Ama herhangi bir sıkıntımız olmadı. Her şartta devam eden bir anlayış ister. O paralarla metro devam edecek. Bunu da başaracağından inanıyorum. Bu kredilerde bulduğu için kendisine belediye başkanım teşekkür ediyorum. Tarihine değer veren bir yönetim ister. Böyle bir sanat eserinin buraya kazandırılması gerçekten çok önemli. Çok güzel bir şey aslında İstanbul'a gelmesi. Köylü milletin efendisidir. Sözünün hep hatırlanmasını ister. Her şey iyi oldu. Köylü için bir can suyu oldu. İhtiyacı olanın her daim yanında olan bir yardımlaşma kültürü ister. Hele bu zor günlerde halka yardım için elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Herkesin içini ısıtan projeler ister. Birlikle ilgili bir süreçti bu süreç. Hangi kademe düşünmüş olursa olsun uygulamaya geçmiş olması çok etkileyiciydi bence. Veren eli alan el görmüyor. Kimse mağdur değil. Bizi sadece iyilik kurtaracak. 16 milyon İstanbullu ne istediyse biz onu yaptık. Birlikte başardık.